Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. İki gün önce biliyorsunuz yavaş yavaş kuşlarımızı eş tutmaya devam ediyorduk. Araya farklı bir video girdi, ürün tanıtım videosu girdi arkadaşlar. Ondan sonra gene dediğim gibi kaldığımız yerden devam edeceğiz şimdi. Geçen videomuzda 3 tane dişi eşi atmıştım. 2 tanesi eş tutmuştu, anlaşmıştı. Diğer bir tanesi anlaşmamıştı arkadaşlar. Mavi bir dişimiz vardı, kendisi aktar şu anda. Salmada sol tarafta duruyor arkadaşlar. Salmanın ışıklarının dişinde yanmıyor şu anda, neden yanmıyor bilmiyorum. Videodan hemen sonra onunla da ilgileneceğim. Bugüne video yetiştirmem gerektiği için direkt videoyu çekeyim, yükleyeyim. Yüklerken de ben salma kafesle uğraşırım diye düşündüğüm için ilk olarak sizlere videoyu çekmek istedim arkadaşlar. Sitemizde 2 gündür alışveriş yapılamıyordu. Havale seçeneğiyle sadece alışveriş yapılıyordu arkadaşlar. İziko ile sadece İziko vardı, hatta PayTR yok normalde ama PayTR'yi de ekledim şu anda. İziko'da API anahtarı falan oluyor arkadaşlar. Güvenli ödeme alabilmek için hem sizin alışveriş sağlığınız açısından hem de bizim sağlığımız açısından güvenlik anahtarı vardı. Hani bilgiler sızmasın diye arkadaşlar. O anahtar iptal edildiği için herhangi bir satış yapamamıştım İziko üzerinden ama tekrardan bir başvuruda bulunduk. Bugün yarın büyük ihtimalle dönüş sağlayacaklardır ama şu anda zaten sitemiz aktif olarak satışa açık. PayTR eklendi arkadaşlar. PayTR'den de ister nakit ister taksit 12 taksite kadar her kartta vardı. Kontrol etmiştim. 12 taksite kadar güvenli bir şekilde siparişinizi oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Verebilirsiniz. Sipariş verdikten sonra herhangi bir bilgi almak isterseniz de Instagram adresimiz var. Oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Veya sitemizde iletişim kısmı var. Oradan WhatsApp'tan bizlere yazabilirsiniz. Şimdi ben çok da fazla uzatmadan şöyle kısa kısa bir kuşları göstereyim. Kafeslerimizi göstereyim. Şurada mesela iki tane solunum yolu enfeksiyonu dişimiz var. İkisi de salma kafeste kaptılar o rahatsızlığı. Onların bugün tedavisi başlayacak arkadaşlar. Mesela sitemizde sattığımız mülhivet ürünleri var, vitaminleri var. Ondan vereceğim bugün bunlara. Verirken de olmazsa ya verdikten sonra sizlere videosunu gösteririm. Buradaki kafeslerimize gene eş deneme satacağımız erkeklerimiz var. 2 numaraya bir eş tutturmamız lazım ve 7 numaraya eş tutturmamız lazım. Bunların şu anda güncel olarak dişleri yok arkadaşlar. Ve 9 numara. 9 numaranın aslında anlaştığı az çok belli. Çünkü elimde çiftleştirdiğim bir dişi vardı. Onu atmayı düşünüyorum. O da kendisi hatta şu anda yerde yenmiyor. Ben ilk olarak şuradaki mavi dişiyi bir yakalamak istiyorum arkadaşlar. Salma kafesinde ışığı yokken pek bir şeye benzemiyor arkadaşlar. Baksanıza. Gel bakalım. Bu da ele açık normalde ama hayvan bizden dolayı korktu. Çok da fazla ele gelme taraftarı değil artık. Gel. Bazen ters hamle yapıp kanadını incitebiliyoruz. O yüzden bakın mesela dedim ki bastırsaydım kanadında büyük ihtimalle bir incinme olacak. Çünkü kanadı kaplandığı zaman avucunuza tutmamanız lazım arkadaşlar. 9 edelenmesi olabiliyor, incinme olabiliyor. Ki 9 edelenmesinin olma ihtimali daha yüksek bu arada. Ve yakaladım, evet bu kadar. Yani bu şekilde tutmanız lazım. Kanadının katlanmaması lazım. Şu anda gördüğünüz üzere kanatlar gayet düz bir biçimde duruyor. Şimdi bunun eşi yok. Bu bize komşumuzdan hediye geldi arkadaşlar. Şöyle gösterelim sizlere de. Çok güzel bir dişi ve hiç erkek yüzü görmemiş bir dişi arkadaşlar. Yani eşi atılmamış, o anlamda söylüyorum. Genç kendisi, 1 yaşında, 1,5 yaşında anca. Yani o yaşlar arası yani. Şöyle uzaktan da izleyelim. Erkeğimizden geçen sezon hiçbir şekilde yavru alamadık çünkü anlaştığı dişlerle bile sütleşmemişti ama anlaştığı dişiler de arkadaşlar çok fazla kur yapmadı yani, öyle söyleyeyim. Bir iki besledi bıraktı, böyle ayak atma olsun veya çiftleşmeye girişimi olsun, bunlar yoktu. Bu arada ben konuşurken şunları şöyle gösterelim. Renklerin uyumu çok güzel. Erkeğin yeşilin koyusu arkadaşlar. Dişi de mavinin koyusu. Yavruları çok güzel gelebilir bunlardan. Bakalım anlaşacaklar mı? Bakın dişi kanat altındaki tüylerini kabarttı. Yani bu demek oluyor ki ilk görünüş onay, yani onay verdi erkeğe karşı. Enseyi henüz kabartmadı ama sırttaki kabarıklığı görüyorsunuz arkadaşlar. Dişiyi beğendiği anlamına geliyor bu. Biraz kurulaşırlarsa eğer yaklaşamıyorlar. Şu an belki ben yakınım diye tedirgin oluyor olabilirler. O yüzden çok fazla yaklaşmak istemiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi diğer eş tutturmak istediğimiz erkeğimiz de bu. 2 numara. Şunlar mesela çok şart değil arkadaşlar. Bunu hangi dişi atarsanız zaten bu ikna ediyor zaten. Bu erkekten yana bir şüphem yok. Problem olmaz. Keza yine 28 numaradaki erkek de öyle ama bunlara tabii ki güzel, sağlam dişler atmak lazım ki altlarından güzel bizim istediğimiz ayarda yavrular gelsin. Erkek sayımız fazla, sahiplendireceğimiz erkeklerimiz olacak. Bakın 30 numara mesela sahiplendirilebilir. İsteyenler varsa yazabilir arkadaşlar. İşte 9 numarayı verebiliriz. Benim ürettiğim yavrulardan çok güzel bir yavrudur ve çok da kızgındır. 3 numara. Bunları vereceğim arkadaşlar. Bunlar jumbo zaten. Şunlar ciddi kurulaşmaya başladılar. Güzel. Bayağı iyi arkadaşlar.
Erkek geçen sezonun başından beri bize ilk defa bu şekilde görüyorum ve bu şekilde bir işin üstüne gittiğini de görüyorum arkadaşlar. Geldiğimde hele hele aşırı durgundu. Belki ilk geldiği zaman hatırlayan eski arkadaşlarımız vardır. Zorla çiftleşmeye çalışıyor hatta şu anda. Şuradaydı arkadaşlar. Yeni buradaydı. Burada hatırlarsınız siz o erkeği. Dediğim gibi aşırı pısırık, sessiz, sakin bir erkekti. Hani baskını kuramayan bir erkekti ve çok durgundu. Ama buraya geldikten sonra bayağı bir hareketlendi. Sezon sonuna doğru. Bu sezon başında da görüyorum ki verdiğimiz vitaminler hayvanda ciddi manada etki sağlamış ve yaptığı hareketleri sizler görüyorsunuz arkadaşlar. Geçen sezondaki videolarına da bakabilirsiniz. Yani herhangi bir yalan yanlış kelimemiz yok. Zaten düzenli olarak video çektiğimiz için görme ihtimaliniz çok çok yüksek. Bakın dişi kuyruk kaldırmadığı halde bile zorla çiftleşmeye çalışıyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Bayağı iyi yani bu. Tamam, bunlar da eş tuttular arkadaşlar. Güzel. İki videoda 3 tane çift eş tutturduk. Gayet iyi arkadaşlar. Yeni sezonda demek ki bunlar oluyor. Direkt eşe atabiliriz anlamına geliyor. Şimdi ben şu 2 numaraya bir dişi ayarlamak istiyorum ama onu hangi dişi ayarlamak istiyorum ona karar vermem lazım. Ya aslına bakarsanız şu gri'nin dişisi var. Gri ile çok güzel yavruları var aslında ama ben gene de ona bir denemek istiyorum arkadaşlar. O da bu. Bu yeşil. Onları aslında bozmak istemiyordum ama o gri erkeği düşündüğüm dişi nerede? Şu. Gri erkeği düşündüğüm dişi bu arkadaşlar. O yüzden belki bir ihtimal dedim. Değişiklik yaparsak güzel yavrular gelebilir dedim altından. Ama şurada maviye falan da var. Yani dişi güzel kuşlarımız var. Altından sağlam yavru gelecek kuşlarımız var. Allah'a şükür. Bunları takip etmem lazım bu arada. Çiftleşme gelsin istemiyorum. Bakın tekrardan söylüyorum. Kendi erkeği bu. Eşe atsam direkt çiftleşirler hatta şu anda. Ama ben bu erkeğine eş tutmak istiyorum. Bu da normalde tel kafesiydi. Doğal kafesi aldım. Birazcık tedirgin. Hatta biraz değil, bayağı bir tedirgin. Bakalım hareketleri nasıl olacak arkadaşlar. Umarım beğenir. Bu seçici erkek mesela. Bunlar kullaştılar, yoruldular. İçeride de sıcak arkadaşlar, bakın 28.1, nemimizde 56. Şöyle odaklayalım hatta. Nemimizde 56. Ama içeri bunaltıcı bir hava yok şu anda arkadaşlar. Nem 65 ve üzeri olduğu zaman ciddi manada burası durulmaz gibi oluyor. O yüzden şu anda gayet güzel, yani problem yok. Bunlar olurlarsa, bunlara da söz vereyim sizlere, olurlarsa kesinlikle birlikte kalacaklar. Çünkü bunu yanına atabileceğim bir tane dişim var ki çok güzel bir dişi arkadaşlar. Mavi şol yavrum, kendi ürettiğim yavrulardan. Onunla o anlaşırsa bayağı bir iyi olur yani. Onu da deneyelim mi? Onu da deneyelim hadi sizlerle. Lafımız havada kalmasın. 2-3 dakika da onları izleyelim bari. Görmüş oluruz arkadaşlar. Bir sonraki videoyu beklemenin bir anlamı yok. Başka dişiler falan da var. Onları da diğer erkeklerle, istediğimiz erkeklerle deneriz. Bunu şu an denemek istiyorum ben. Dediğim gibi çok da fazla uzatmayalım. Ama yakalamak bayağı bir dallardan dolayı zor oluyor arkadaşlar. Dallar çok olasılık vermiyor bize. Tamam, bunu yakaladım. Şöyle gösterelim. İlk bir şöyle karşıdan bir gösterelim. Erkek bir kubarsın. Bir kur yapsın arkadaşlar. Bakın erkek kurlarına başladı direkt ütüyü gördüğü gibi. Daha önceden yan yana gelmediler bu arada. İlk defa şu anda videoda attım. Bakalım. Yakışıyorlar birbirlerine ama dediğim gibi o anlaşırsa kesinlikle bozmam. Bunlar çok çok hızlı başladılar arkadaşlar. Bunlara yakın temas alınmam lazım. Çiftleşmelerini istemiyorum. Tekrardan söylüyorum. Çiftleşirlerse dişinin kızgınlık yumurta atma ihtimali çok çok yüksek. Çünkü tekrardan savunma kafesi alacağım. Veya strese girme durumu yüksek. Bu durumları yaşanmaması için olay başlamadan bitirmek lazım. O yüzden bunlara birazcık yakın durmam lazım arkadaşlar. Bakın mesela o mavi erkekte herhangi bir hareketlilik yok. Dediğim gibi onu tekrardan belki tel kafese alabilirim arkadaşlar. O tel kafeste alışık bir erkekti. Tel kafese alırsam da büyük ihtimalle dediğim gibi bir farklılık olacaktır. Yani orada çiftleşir yumurtlar diye düşünüyorum. Onun yerine normalde bakın şu yeşil veya şu mavinin yeri. İki yerde kendisi barındı şimdiye kadar. İlk defa geçti dolap kafese. O yüzden bir şoklanma durumu yaşanıyor olabilir. Eğer böyle devam ederse zaten bu erkeği orada tutmam arkadaşlar. Direkt yer değiştiririm. Hani beklemenin bir anlamı yok. Onu alırım. Mesela bu sırada değiştirebileceğim yok da üst sırada değiştiririz arkadaşlar. İşte şu parçalı mavi oradan alırız. Aşağıda yer var direkt altında. Oraya yerleştiririz. Veya parçalı mavi alırız. Buraya atarız arkadaşlar. Burada daha mantıklı.
Şunları izliyorum. Bakın bunlar anlaştılar. %100 yumurtlarlar arkadaşlar. Yaptıkları kuru sizler gördünüz. Erkek şu anda dinleniyor. Tekrardan kuruna başlayacak. Bayağı bir terledi çünkü arkadaşlar. Hem tüy dökümünde hem biraz yorgunluk, durgunluk var. Kırgınlık yok. Hasta değil Allah'a şükür. Ama dediğim gibi tüy dönemindeyken bayağı bir sıkıntı yaşıyorlar. Bugün de komple bir vitamin geçeceğim. Buradaki soğuk algınlığı olan, solunum yolu enfeksiyonu olan dişlerimize de ilaç vitamin geçeceğiz arkadaşlar. İlaç diyorum. Minifetin vitaminleri var. Yeni eklediğimiz vitaminler. İshal, kuruma için kullanılan alfamil yanlış hatırlamıyorsam ondan kullanacağız. Kullanım ölçüleri de bayağı bir az. Dikkat etmemiz lazım. Uzun süreli kullanım oluyor. Ve etkili ürün olduğu için de dediğim gibi milimlerine özellikle dikkat etmemiz lazım. Şunlar bayağı bir atak yaptılar bu arada. Gayet güzel. Bu erkeği ben bir ihtimalle değiştiririm arkadaşlar. Yani yerini değiştiririm. Kuş, erkeği çok güzel. Erkekten ben çok memnunum. Zamanında ondan yavruda aldım sayılır. Çünkü yumurtattım. Yumurtalarını başka bir yere kaydırmıştım. Şu an tekrardan deniyoruz bakalım. Bu arada yavaştan da videomuza veda edelim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim. Hemen kapatıp şuradaki kuş kafese geçip oranın ayarlamalarını yapmam lazım. Işıkları sönmüş maalesef. Artık ne kadar uğraştığını bilmiyorum. Çünkü sorun neyden kaynaklı onu çözmem lazım ilk önce. Ondan sonra da tedaviye başlamam lazım ışıklarda. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.